Ciddi misin Şahane? Vallahi ciddiyim be Ferhat. Bak anam, bu üç günlük dünya kimselere kalmaz dedi. Anam hemen yelkenleri suya indirdi. Tamam, vereceğim seni Ferhat'a dedi. Allah Allah. Yeter ki şu komiserim iyileşip ayağa kalksın dedi. İnanasım gelmez Şahane. Biz şimdi evleneceğiz ha? Hem de davullu zurnalı düğün yapacağız. 40 gün 40 gece göbek atacağız be Ferhat. Aklım almaz be Şahane. Komiser bir hastalandı, bizimkinin uyu suyu değişti be. Ya bizim ailelerimiz eskiden böyle miydi? Hiç durmadan kedi köpek gibi kavga etmezler miydi? Ederlerdi. Ama bak şimdi bir daha kavga etmeyeceğiz diye Cura Baba yemini bile ettiler. Çok değişti bunlar Ferhat, çok. Komiserin hastalığına çok üzüldüler de ondan. Vay be, meğer bizimkiler ne çok sevmemiş komiseri. Bu böyle mi? Kornaçalar dışarıda. Bir şey mi oldu acaba? Kim bunlar Şipşak ya? Buyurun, ne istersiniz? Pardon birader. Ferhat diye birini arıyoruz. Tanır mısınız? Ferhat? Hani kebançalar, genç. Tanır mısın Ferhat'ı? Tanırım. Desem yola olur. Tanımıyorsun. Tanımam. Desem de yalan olur. Bilmem ki ne desem. Sen tanır mısın Rıza? Vallahi abi burada o kadar çok Ferhat var ki Şipşak. Sizin aradığınız hangisiydi abi? Öyle olsun bakalım. Ulan Muharrem abi. Az daha yakıyordum Ferhat'ı Şipşak. Ya görmüyor musun herifler sakat ya? Ne bileyim be kardeşim. Komiseri üzülmekten kafa olmuş 1500 zaten. Şimdi de bunlar çıktı başımıza. Ya işte böyle abi, Ferhat'ı arıyorlar. Peki Ferhat nerede? Ne oldu be baba, nedir bu telaşen? Ferhat'ı bulmamız lazım. Dışarı çıktı baba, geldi şimdi. Hah, geldi. Oh, gel bakayım oğlum, neredesin sen? Ne oldu baba? Mahallede iki tane mafya kılıklı herif arayıp seni soruyorlarmış. Niye ararlar seni? Ben ne bileyim baba, ne işim olur benim mafyayla? Görülecek bir hesabımız var demişler. Görülecek bir hesabımız mı? Tamam, bir şey yok artık, tamam ya. Mamunu senin yanına bırakır mıyız? Bittin oğlum. Görülecek hesabımız var, bittin. Meyhanede Menekşe Hanım dans ederken kavga çıkaran mafya kılıklı bir herifler vardı. Görülecek hesabımız var demişti herifler. Duymuş demek ki. Ferhat, yani bu herifleri onlara ben pek benzetemedim ama. Yok hala, bunlar da onların arkadaşlarıdır o zaman. Ulan heriflere bak be, amma kinliymişler ha. Ulan... Ben şimdi gösteririm size sana. Ferhat, Ferhat abi dur oğlum. Abi dur. Heriflerin elinde tabanca var, tabanca. Sakın bulaşma. Gözünü seveyim Ferhat'ım. Ne demek Ferhat'ı bulamadık lan? Bulamadık, edemedik, yapamadık gibi bir laf var mı bizim lügatımızda? Yok Tahir baba. Ben sizi Ferhat'ı bulun diye gönderiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Bana eli boş dönüyorsunuz. Bir daha eli boş dönmeyesiniz diye gerekirse elinizi keserim ben. Kesersin baba. Bu Ferhat denen delikanlı bana kan verdi. Onun kanı sayesinde yaşıyorum ben. Doğrudur baba. Bu herife can borcumuzu ödemeyecek miyiz yani? Ödeyeceksin tabii baba. Ulan adamı bulmazsan nasıl ödeyeceğiz be? Çıkın. Ferhat'ı bulmadan da gelmeyin buraya. Baş üstüne Tahir baba. Baş üstüne ha? Hele bir Ferhat'ı bulmadan gelin. Baş üstüne baş bırakmayacağım ulan. Abi mafya deyip geçme be Ferhat. Alayı hırt bunlar. Dikkat etmek lazımdır. Sen iç canını sıkma Şahane. Bana bir şey olmaz. Esas onlar kendilerine dikkat etsin. Ferhat sen beni dinlemez misin? Tabancalı derim herifler. Ya topla tüfekle gelseler kaçacağız harbe Şahane. Alayının köküne kibrit suyu. Ferhat. Yoksam sen beni sevmez misin? Ne alaka şimdi Sultan? Seni deliler gibi sevdiğimi bilmezmiş gibi konuşursun be. Beni sevsen öyle hüdük gibi mafyayla kavga edeceğim. Onlar kendilerinden korksunlar derim. Sana bir şey olursa ölürüm be. Bilmez misin? Nasıl kıyarsın bana? Haklısın Sultan. İnsanın bir sevdiği olunca daha dikkatli olmalı. Dikkat edeceksin kendine söz.